yavaş televizyonlar, kurumlar kapanmaya başladı. Zaten şimdi yerel, en son genelgeyle. Evet, kolu bacağı da kırıldı yerel medyanın. Evet. Ben bununla ilgili Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in bir çalışması olduğunu dün yerel basından öğrendim. Bence bu sorunu bir şekilde bağlı birimlerdeki hukuk birimleri sayesinde belki de aşılacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü genelgenin içeriğine ben de baktığımda bazı açık noktalar görülebiliyor. Bunlar değerlendirilebilir. Kesinlikle ben yerel yönetimlerdeki belediyelerimizin, özellikle CHP'li belediyelerimizin, diğerleri zaten biat kültüründe bir siyaset izliyorlar. Hı hı. Ama bizde demokrasi işliyor. İzmir Büyükşehir Belediye'mizin ve diğer ilçe belediyelerimizin bu konuyla ilgili bir çözüm üretebileceklerine inanıyorum ben. Yani yerel basını, adının her ne olduğu hiç de önemli olmasa da yerel basını tamamen destekleyeceklerini, buna bir çözüm üretebileceklerini, yine yerel basını İzmir halkıyla buluşturacaklarını ben inanıyorum. Ulan şüphem yok yani. Şimdi yayın öncesinde buna biraz konuştuk. Evet. Şimdi yerel yönetimler destek vermek istese de sonuçta bir cumhurbaşkanlığı genelgesi var. Yani buna uymamak da vallahi Ayşegül Hanım, bu bizim, yani. bizim yasal olarak uymak zorundalar. Yasalarımızda hani tabiri caizse eskilerin bir lafı var. Yani minarenin kılıfını uydurmak diye. Minareye çalan kılıfını hazırlar derler. Yani burada bu yasaların arkasında dolanabilecek birçok şeyler de vardır. Deneyimli devlet adamları, bürokratlarımız bunları biliyorlardır. Ve orada muhakkak ve muhakkak bir açık bularak bir şeyler yapılacaktır diye düşünüyorum. En azından belediye iştirakları yönünden değil, belediyenin kamu gücüyle değil de başka özel şirketler üzerinden bu aşılabilir diye ben düşünüyorum. Özverili çok iyi iş adamlarımız var. Peki bu taşın altına elini sokacaktır yani. Bu genelgenin altına sığınıp böyle bir destek gelmezse eğer, bu da yerel medyanın idamı demek olur aslında. Bence öyle düşünmeyin. Yani çünkü zamanında ilçe bu şehirde sahip çıkılmayan çok güçlü kurumlar gördük. Elbette ama burada biraz daha olaya siyasi yönden bakmak gerekiyor. Hangi partinin ne kadar özverili olduğuna ilgili. Bununla ilgili Sayın Genel Başkanımızın da zaten cümleleri ortada. Biz buradaki bu genelgeyle ilgili yapılması gereken ne varsa muhakkak ki muhakkak en ince ayrıntısına kadar incelenecektir ve muhakkak bir çözüm üretilecektir. Bulunacaktır. Bunu yaşayıp göreceğiz. Hı hı. Ama ben